Arkadaşlar merhaba. Şu görmüş olduğunuz gurkas kalktı. Çok muzur. Yani yumurtalarını bıraktı orada. Geç. İnadına girmiyor arkadaşlar içeriye. İçeri. Zorla sokuyorum yumurtaların üzerine. Evet. Şu an zorla sokuyorum ahıra. Yürü. Yumurtaları var orada. Yumurtaların yanına gitmiyor. Yavruları telef etti gibi bir şey. Fakat daha canlı içerisinde. Gördüğünüz gibi girmiyor arkadaşlar. Ne yapsam ne etsem boş. Bu hayvan kapıyı açık bulduğu an tak kalkıyor. Diğer gurkazım gibi değil. Diğer gurkazım sonuna kadar yatıyor. Yani demek istediğim şu. Diğer gurkazı iyi ki hiçbir şekilde satmamışım. Çünkü bunlar fıs. Yani gördüğünüz gibi cacık çıktı. Hayvan yatmıyor. Şurada kaldı. Bir 10 gün süre kaldı. Yumurtaları telef etti arkadaşlar. Artık yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı bilmiyorum. Gecede kalkıyordur Allah bilir bu. Şuraya koyuyorum. Buradan da maalesef durmuyor. Ne yapıyor ne diyor götürüyor. Bir şeyler yapıyor. Vidaladım. Bas bas bağırıyor. İlla buraya yatacak. Yatıyor ama muzurluk yapıyor. Ha, şuna, ha, ne oldu ha? Bir de gurkmuş gibi şey yapıyor arkadaşlar. Yavrularını çıkaramadı. Makineyi de açmak istemiyorum. 5 tane yumurta için. Makinede de korkuyorum. Elektrik gidiyor, zart oluyor, zurt oluyor. Gerçi burada da hiçbir farkı kalmamış oldu. Yani bu gurkaz bir işe yaramadı. Muhtemelen ilk gurkaya attığı için belki de. Onu da bilmiyorum. Bu işte profesyonel olan arkadaşlar da bilgi verebilir bununla ilgili. Ne yapmam gerekiyor? Yani şu şekilde yer yaptım fakat olmadı. Yani burada rahatsız eden de yok aslında bunu. Erkek kaz da rahatsız etmiyor. Diğer kazları da dövebiliyor bu. Yani hiçbir şekilde rahatsız ettirmiyor kendini. Yat oraya yat. Etme. Yürü, yat oraya. Yat. Yat oraya. Hayır çıkmak yok sana. Ben de mecbur. Burayı kapatıyorum. Burayı kapattığım zaman orada yatıyor arkadaşlar bu. Yat. Huzur. Evet, içeride şu an bağırıyor duyduğunuz gibi. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama bağırıyor. Yapacak bir şey yok. Yatıracağım onu mecbur. Evet. Yavrular yine yüzüyor. Minnaklar. Küçük minik tekne var onlar için. Suda yüzebilsinler diye. O havuzun içerisindeki dişi galiba. Havuzun içindeki dişiye çok benziyor. Mis gibi yüzüyorlar arkadaşlar. Hava çünkü çok sıcak. Diğer gurk da bağırıyor içeride. 5 yumurta kaldı. Birisi çatlak gibi bir şey ama. Bilmiyorum hayırlısı. Çünkü havalar soğuk olmadığı için yumurta kolayla soğumuyor. Üzerini kapattığı için. Pek de telaş yapmıyorum aslında. 10 tane kazım var elimde. 10 kaz da bana fazla zaten. Çünkü bu işin ticaretini yapmıyorum arkadaşlar. Sadece stresimi atıyor bunlar benim. Çünkü ticaretini yapacak alanım gördüğünüz gibi yok. Şu şekilde çim yaptım. Köyden getireceğim. Şurada göstereyim size. Köyden biraz getirdim ama. Bakın ileride. Tam köşede. O çimler de tuttu arkadaşlar. Yani yemyeşil oldular. Yani o şekilde bir işlem yapacağım bu yaz. Çünkü başka yolu yok. Sadece ön tarafı yapacağım. Buraya başka bir çözüm bulacağım. Şuraya bir kamele yapmayı düşünüyoruz bu yazı. Bakalım hayırlısı artık. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Teşekkürler.